Özkan, soyadım Korkmaz. İlk ortaokul lise, ondan sonra İstanbul Üniversitesi Belediye Konservatuarı mezunuyum. İsmim Turgay Akkuş, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde çalışmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerindeyim. 6 yıldır da Kemalpaşa Bilgi Evi'nde sorumlu öğretmen olarak görev yapmaktayım. Ben Halil Albayrak, 2018 yılından beri, yani yaklaşık 5 yıldan beri Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde bağlama eğitmenliği yapıyorum. Ben Nedim Halkale, 18 yaşından beri usta öğretici olarak görev yapıyorum. Bağcılar Belediyesi'ndeki 9. sene. Emin Genç, müzikle ilgilenmeye ailemle başladım, babamın sayesinde. Adım Mikail, soyadım Karakaya. 2 yıldır Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde gitar eğitmenliği yapıyorum. Harikasınız, harikasınız. Bir daha. Biz de hem ders olarak 5 temel derste, yani Türkçe, matematik, sosyal, fen, İngilizce olarak 5 temel ders üzerinde. Onun haricinde yine sanatsal derslerimiz var. Nedir bunlar? Keman, gitar, bağlama. 2011'de üniversite yıllarımda başladım Kütahya'da. Üniversitede hem okurken hem de eğitmenlik yapıyordum. 12 seneye yakın oldu. Pandemi döneminde tabii ufak bir ara verdik ama tümümüz eğitmenlik de geçti. Müzikle ilgilenmeye çocukluğumda ilahiler dinleyerek başladım. Tam tersi yolda, istikamette ilerledim. İlahi dinleyerek, gitar çalarak başladım. İlk gitar eğitmenim de benim Aykut Kuşka, ilahi sanatçısıydı. Adım Burak, soyadım Yaşar, 13 yaşındayım. İlk çaldığım enstrüman gitardı. Gitar derslerim güzel geçiyor, yıl sonu konserleri olsun. Mikael hocamız sağ olsun. ...2004 yılından beri öğretmenlik yapmaktayım. Aileden müzisyenim. Müslümanla tanıştığım anı unuttum çünkü aile müzisyen olduğu için tahmin herhalde bir 5 yaşından beri tanışıklığım var kendileriyle. 2019'dan sonra Bağcılar Belediyesi'nin bilgi evlerinde keman öğretmenliği yapmaktayım. Güzel anılarımız oluyor, güzel çocuklarımız oluyor. Bunların içinde güzel sanatlara yetişenler oluyor. Konservatuvar okulunda öğrencilerimiz oluyor işlerinde. Adım Gülsüm Gümüş. 3 aydır bu bilgi evine geliyorum. Sadece kemanı biliyorum. Kemanı tanıdığımdan beri biraz daha kolay geliyor. İlk başta hemen teoriye girmiyoruz çünkü öğrenciler ilkokul ve ortaokul öğrencisi olduğu için biraz sıkılabiliyorlar. En başta temel notaları gösteriyoruz. Şu an ben çok farklı bilgi evlerine gidiyorum. Yaklaşık 6 tane farklı bilgi evine gidiyorum. Her bilgi evinde ortalama işte 15-20 civarı öğrencim var. Bunları toplarsak 60-70, zamanı geldiğinde yoğunluk dönemine göre 100'e kadar ulaşabilen sayılara ulaşıyoruz. Furkan Çelik, bağlama oldu. Birkaç aydır geliyorum buraya. Bağlama çalarken kendimi mutlu hissediyorum böyle yani. Eğlenceli oluyor, benim için vakit geçiriyor. Adım Mehmet Kerem, soyadım Baş. 3 yıl önce başladım bu bağlamaya. 6 yaşımdan beri şarkı tutkunluğum vardı zaten. Bir enstrümanda uzmanlaşmak için öncelikle çalışmak gerekiyor. Temel müzik eğitimini güzel alınması gerekiyor. 2 yılda da toplam ortalama öğrenci sayım 1000'in üzerinde. Öğrencilerimiz için söylüyorum. Öncelikle gerçek bir disiplin, çok iyi bir disiplin ve yani dünyada olan bir kanun gibi düşün. Yani 10.000 saat kuralı her yerde geçerli. Bunun dışında yine halk oyunları, tiyatro, drama derslerimiz de bilgi evimizde verilmekte. Uzun zamandır, yani ben geldiğimden beri burada bu eğitimler devam etmekte. Çok çocukluktan başladım. İlk ablam kendine bir bağlama almıştı.
Onu kendi kendime öğrenerek başladım. Orada keşfedildim. O şekilde devam etti. Her yıl 700 tane öğrencim olmak üzere ortalama yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Siz hesaplayın. Sayısız öğrencim var. Efendim ilk önce selamlar. Bendeniz ismim Muhammed Emiyurt. Şu an konservatuar okumaktayım. Şu an 10 yıldır mehter takımında mehter başçı yapmaktayım. Ben 9 sene önce mehter takımına girdim. Aynı zamanda müzik hayatıma da mehter takımına girdim. O günden beri başladı benim için. Ya Allah! Babamdan gördüm kemençeyi, horonu. Aileden geliyor yani. Öğrenci sayım bilgi evlerinde aşağı yukarı 50'nin üzerinde. İlk önce enstrüman öğrenecek olan kişi bu işi ben yapacağım diyecek. Ve zamanını verecek, pratik yapacak, çalışacak. Öncelikle sevmeniz lazım yaptığınız işi. Eğer severseniz onunla ilgilenirsiniz. Oy canım sevdi canımda, olur mu böyle keder? Oy canım sevdi canımda, olur mu böyle keder? Bizim bilgi evimizde toplamda 5 adet sınıfımız var, ders sınıfımız. Bunun dışında sınıflarımızın kapasitesi 24 kişilik her sınıfımızın. Bunun dışında bir konferans salonuna sahibiz. Yine bir bilgisayar sınıfımız var, bir rehberlik sınıfımız var. Bu şekilde yerlerimiz mevcut bilgi evinde. Biz daha çok velilerimizden, öğrencilerimizden gelen talep üzerine hareket ediyoruz. İhtiyaç olduğunda ya da onların istekleri doğrultusunda yeni şeyler, branşlar açmaya çalışacağız. Ve bunlar için önemli ayrıntı, bunların hiçbirinden ücret alınmıyor. Çalışan bütün beyefendi ve hanımefendilere teşekkür ediyoruz başlıca. Ve en önemli teşekkürü de Abdullah Özdemir Beyefendi'ye vermek istedim. Kendimden örnek vereyim. Bizim dönemimizde böyle bir imkan yoktu. Buradan belediyemize teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Yani teşekkür ediyoruz Bağcılar Belediyesi'ne de bu imkanları tanıdığı için vatandaşlarına.